Beklenti raporuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kıymetli bir konuğumuzla birlikte Doktor Turgay Münyas, Ogan Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkürler. Evet. Hocam haftanın ilk işlem günü, iyi haftalar olsun. İnşallah güzel bir hafta geçiririz. Umarım hepimiz biraz için iyi bir hafta olur. Değil mi? Mehmetçiklerimize de Allah, evet, her zaman, evet, diyoruz. Güç kuvvet versin. İnşallah orada da alnımızın akıyla yine çıkacağımız bir harekattan bahsediyoruz. Diyelim, buradan da başlayalım isterseniz. Tabii ki. Şimdi bu veriler ışığında TL tarafında baskılar devam ediyor. Siz genel hatlarıyla şu anki yurt içi gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya tamamen Suriye'deki bu operasyona bağlı olarak piyasalar baskı altında. Hı hı. TL üzerinde söylediğiniz gibi baskı var. 5.89 gözüküyor şu anda. Evet, 5.90'ı görmüştü az önce, 5.90'ı gördü. Bu hep bahsediyoruz. Hı hı. Belirsizlikler fiyatlanıyor. Bu da bir belirsizlik getiriyor. Yani küresel belirsizliklerle beraber bizim piyasalar içinde, küresel piyasalar içinde bir belirsizlik var. Dolayısıyla da bu fiyatlar üzerinde risk taşımaya, yani baskı yapmaya devam edecek bu olgu. Ne zaman sonuçlanacağını bilmediğimiz bir süreç var karşımızda. Hem kurlar üzerinde bu baskısı, evet, devam edecek. Öyle gözüküyor. Hem de borsa üzerinde baskısı devam edecek. İşte geçen hafta tam program bitirirken borsaları sormuştunuz. Hı hı. 105, %105 arası. Şimdi o aşağı geldi. Evet, 99 bine. 98 bine kadar gelmişti. 98 bine kadar gelmişti. Oradaki baskı da devam edecek. Hı hı. Orada devam edecek. Çünkü bu süreçle beraber Türkiye'nin CDS puanı 335'lere kadar inmişti. 392'lere kadar tekrar çıkmaya başladı. Yani 400'lere tekrar geldi. Dolayısıyla da risk primi arttıkça, belirsizlik arttıkça biz piyasalar üzerinde baskıyı da görmeye devam edeceğiz. Yani orada o zaman CDS'lere mi odaklanmak, tabii, gerekiyor? Tabii CDS'ler çok belirleyici. Hmm. Yani çok konuşmadığımız bir şey ama CDS'ler çok belirleyici. Bize aslında piyasaların yönü hakkında çok rahatlıkla yön veriyor. Evet, yani şimdi sizin de dediğiniz gibi aslında 350'leri biraz daha kıran bir CDS vardı Türkiye'nin 5 yıllık. 320'lere kadar gitmişti diye, evet, hatırlıyorum. Fakat sonrasındaki tabii bu gelişme biraz, evet, daha risk primini yükseltti. Evet. Peki şöyle hocam, bir mutlaka zaten Türkiye'nin aslında bu operasyonu yapması gerekiyordu. Bununla beraber ilişkiler aslında gündeme geldi. Avrupa Birliği ile olan ilişkiler, ABD ile olan ilişkiler, yaptırım söylentileri. Bu görüntüyü nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında Türkiye yine de tek bir duruş sergiliyor. Yani bu harekatı yapacağını ve buna izin vermeyeceğini söylüyor. Bu belirsizliği biraz daha bertaraf edecek bir duruş değil midir? Yani orayı nasıl yorumluyorsunuz? Hayır, değil. Yani burada tek taraflı bir şey var. Hı. Yani hem Amerika bunu istemiyor, hem, hı-hı, Avrupa istemiyor. Dünya bunu istemiyor, açıkçası böyle Donald söyleyeyim. Trump sizce istiyor, tabii, mu? Tabii. Ya Donald Trump'ın ne istediğini ben çözemedim. Ne istediğini çözemedim. Evet. Çünkü attığı her tweet'te, hı-hı, başka bir şey var. Yani, hı-hı, çözümlemek, kendisini, hı-hı, çözümlemek, ne demek istediğini anlamak çok güç. Ya ben anlamıyorum, hı-hı, kesinlikle kendisini anlamıyorum. Ne yapmak istediğini anlamıyorum. Dolayısıyla da oradaki belirsizlik de aslında. Hı-hı. Yani biz ne yaptığını, dünya onun ne yaptığını anlasa belki işler biraz daha düzelecek. Yani o belirsizlikler kalkacak. Evet. Yani Donald Trump'ı anlamamak ya da ne yaptığını anlamamak diyelim, bunun da yarattığı bir olumsuzluk var. Yani çünkü dünyanın birçok ülkesi buna göre aslında refleks gösteriyor. Dolayısıyla da burada tek taraflı bir duruş sergilendiği için bu baskı devam edecektir piyasalar üzerinde. Yani bizim için olumsuz bir tablo söz konusu piyasalar, evet, açısından olumsuz bir tablo. Biz, evet, bu süreç sonuçlarına, hı, kadar biz bunu göreceğiz. Tabii bu süreç içerisinde nasıl olacak? Yani bu nasıl sonuçlanacak? Yani Suriye bugün oraya anlaşma yapmış. Dolayısıyla da şimdi Suriye ordusuyla mı karşı karşıya geleceğiz? Bu riski daha da arttıran bir şey aslında. O yüzden risk bence her geçen gün artıyor. Bugün itibariyle ben riskin daha da arttığını düşünüyorum. Peki Avrupa Birliği ile olan ilişkilerin zedelenmesinde tabii ki gelen veriler, yani daha çok eleştiri ve olumsuz haber akışları geliyor, evet, bu harekatın durdurulması ile ilgili. Avrupa tarafında ancak bakacak olursak, zaten Avrupa ile istemesek de ilişkiler, yani daha doğrusu ticari ilişkiler bozulacaktı. Çünkü orada bir daralma, resesyon vardı. Şimdi Avrupa Birliği'nin sizce bu tepkileri normal midir? Yani Türkiye'ye karşı yapmış olduğu haber akışları, vermiş olduğu manşetlerle birlikte ilişkileri zedeleyecek adımlar. Fakat bunun karşılığında da tabii ki bizden de haber akışları gidiyor. İşte biz de kapıları açarız diyoruz. Burada bu kadar göçmen var. Bunları sizlere göndeririz diyoruz. Tabii karşılıklı şöyle, tehditler de söz konusu. Dünyanın gelmiş olduğu nokta hiç de hoş, hı-hı, bir nokta değil. Yani
böyle çok vasat ben restleşmeler görüyorum kendi açımda, bu benim kendi bakış açım. Dolayısıyla da yani karşılıklı şantaj yapıyoruz birbirimize. Ya ben siz şöyle yaparsanız ben şöyle yaparım gibi havalar söz konusu. Ama sonuçta şöyle bir durum söz konusu. Evet, Avrupa'nın durumu kötü. Evet, Almanya'nın resesyondan bahsediyoruz. Zaten bunun üzerinde ticaret olgusu bizi olumsuz etkileyecek. Bundan bahsediyoruz. Ama bundan buraya bizim biraz dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani bu ilişkileri bozmamak adına bizim biraz daha hassas, biraz daha büyük düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve dolayısıyla da burada zararlı çıkacak olan en büyük paydaşlardan bir tanesi biz olacağımızı düşünüyorum. Bu bizim üzerimizde olumsuz etki yaratıyor. İşte kurların yukarı gitmesine neden oluyor. Zaten kendileri kötü gidiyor ama kendileri kötü gitse bile bizim yani en büyük, tabii ki bizim en büyük paydaşlarımız yani iş yaptığımız bir alan, bir bölge, bir coğrafya. Peki Turgay Hocam, şimdi bu ay Ekim ayı önemli, yurt içinde de önemli. TCMB'nin faiz kararını alacağız. Kasım'da bir enflasyon verisi gelecek. Sonra Aralık'ta biz bir daha bir Merkez Bankası kararına gideceğiz. Şimdi aynı zamanda da şimdi böyle bir jeopolitik gelişme var. Tekrar doların yukarıya doğru geçtiği, şimdi tamam enflasyon aşağı doğru geldi fakat şimdi dolar kurunu biraz daha dengelemek söz konusu olacak. Sizce TCMB nasıl kararlar alır bu önümüzdeki dönemde? Aslında orada da çok ilginç bir noktaya gidiyoruz. Ben faizin, pardon enflasyonun 9'un altına indirileceği konuşuluyor, bekleniyor. Bu ay için geçerli, bir sonraki aylar, sonraki aylar değil, Kasım, Ekim, Kasım, Aralık değil. Dolayısıyla burada enflasyonun aşağı gelmesi, Merkez Bankası'nın, önce sadece enflasyon açısından bakıyorum, bir faiz indirimi yapacağı net gibi duruyor, net gibi duruyor. Daha önce de söyledim, ısrarla söylüyorum, ben ilk faiz indirimine başlarken ilk burada söylemiştim. 900 bas puana kadar bir faiz indirimi olabilir demiştim. Yıl sonuna kadar. Yıl sonuna kadar böyle söylemiştim. 950 de olabilir demiştim. İlk programda söylemiştim. 425 bas puan faiz indirimi yapıldığında söylemiştim ben. Ve şu anda ona doğru gidiyoruz. Ben merkezin en önemli donesinin enflasyon olacağını düşünüyorum. Enflasyonu göz önüne alacağını düşünüyorum. Bu şu anlama gelmiyor. Kurları dikkate almayacak anlamı taşımıyor bu. Dolayısıyla da 5.90'larda şu anda, 5.89'larda 6 üzeri bir rakam olmadığı sürece merkezin faiz indirimine daha önce de geçen haftalarda konuşmuştuk. 14.75, 15 altındaki hassas noktaya indireceğini düşünüyorum ısrarla çünkü ekonomi yönetimi reel piyasayı canlandırmak adına faizin indirileceğini, kuru da bir şekilde yöneteceklerini düşünüyorlar ve kur da yönetiliyor gördüğümüz üzere. 6 üzeri olmadığı sürece merkezin bizim 24 Ekim'de bir 150 bas puan kadar, %150 bas puan kadar bir faiz indirimi yapacağını düşünüyorum. Ama eğer kurlar yukarı doğru hareket ederse o zaman bu iş değişir. Yani mesela, Merkez Bankası 6 üzerini geçerse Merkez Bankası gidersek. Bu yani Aralık toplantısına bırakabilir. Aralık, yani senaryo bu sefer tam değişir. Pas mı geçer diyorsunuz? Faiz indirimine gitmez mi yani? Pas geçer ya da çok az indirir. Ama çünkü kurun yükselme riskini göze alamaz yani. Dolayısıyla da önceliği değişmeye başlayacak. Yani enflasyondan öte bu sefer kurları konuşmaya başlayacak. Yani merkezde kurlar olacak. Şimdi kurlar yok merkezde. Şimdi tamamen enflasyon odaklı bir çalışma var. Dolayısıyla da kurlar yukarı giderse, 6 üzerine giderse o zaman olayın değişeceğini düşünüyorum. Merkez Bankası'nın duruşunun değişeceğini düşünüyorum. Yani hocam siz burada 6'yı çok önemli bir seviye olarak belirliyorsunuz. Evet, 6 çok önemli bir seviye. Ya, merkezin faiz indirimine durdurabilir geçici olarak. Yani son toplantıyı bekleyebilirler. Ama ben eğer kurlar böyle gitmezse son toplantıya faiz indiriminin kalmayacağını düşünüyorum. Evet. Peki hocam o zaman dolardan bahsetmişken ABD-Çin'e geçelim ve doların gücüne de geçelim. Şöyle ABD-Çin ticaret görüşmeleri başladı geçen hafta. 10 Ekim tarihi itibariyle başladı. Dünyanın gözü kulağı orada dedik. Yurt içinde de öyle fakat yurt içinde bir adım başka bir şey daha öne geçmiş oldu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz şu anki gidişatını ABD-Çin ticaret müzakerelerinde? Çünkü artık iyimser havalar gelmeye başladı. Küresel piyasalar bundan pozitif faydalandı. Sizce böyle devam eder mi yoksa bunlar sadece bir gösterge mi?
Yani bu tür söylemleri biz daha önce de söyledik. Aa, çözülüyor bak, anlaşıyorlar gibi. Trump'ın işte bütün attığı adımlar da böyle. Yani bir pozitif adım atıyor. Tamam diyoruz, piyasalar durulmaya başladı. Amerika ile Çin anlaşmaya başlıyor diyoruz. Ama araya bir saat girmeden ya da bir buçuk saat girmeden ya da bir gün giriyor, bir hafta giriyor. Tekrar aynı senaryo başa dönüyor. Evet, şu anda gelen yani şu andaki anlaşmanın süreceğini düşünüyoruz. En azından pozitif bir etkisi olduğunu görüyoruz. ABD ile Çin arasındaki bu anlaşmanın piyasalar üzerinde olumlu bir etkisinin olacağını düşünüyoruz. Olmak zorunda, çünkü bu dünya için, kendileri için de dünya için de negatif bir ortam yaratıyor. Örneğin Çin'in ihracat ve ithalat rakamları açıklandı. Evet. Yani orada beklenti 2.5 iken ihracatta %3.2 düştü. Evet. Dolayısıyla da ihracat beklenti 6 iken ithalatta 8.5. Yani Çin açısından baktığımızda Çin'in gittiği nokta, geçen sanayi üret karlılığında da %2'lik bir düşüş vardı. Çin açısından olumsuz bir durum söz konusu. Yani dolayısıyla buna bir şekilde anlaşıp bunu durdurmak lazım. Bunu durdurmamak bütün ekonomiler için, özellikle küresel, bizler için de olumsuz bir tablo ortaya çıkarıyor. Yani bu durum aslında ABD'deki, yani Fed'i etkiliyor, Avrupa Merkez Bankası'nı etkiliyor, Çin'i etkiliyor, bütün dünyayı etkiliyor. Evet. Ve dolayısıyla da bu sürecin ne kadar çabuk, ne kadar olumlu bir şekilde bitirilirse bütün dünya için ve özellikle kendileri için, ben özellikle Çin için bunun iyi önemli olduğunu görüyorum. Tabii önemli olduğunu düşünüyorum. Peki Turgay Hocam, şöyle ABD-Çin ticaret görüşmelerinde sizce kimin eli daha güçlü? Yani kim daha çok hızlandırmaya çalışacak? Şu anki ekonomik verilere çünkü baktığımız zaman tamam, Eylül ayı ithalat ihracat rakamları Çin'de düşüşe işaret etti. Bunlar Çin'in borcunu da aynı zamanda yükselten gelen veriler. Fakat ABD'den de hani iyi haberler gelmiyor. İyi ekonomik veri takvimleriyle karşılaşmıyoruz onlarda da. Siz nasıl yorumluyorsunuz bunu? Şöyle, yani bunun buradaki en önemli, yani en büyük zarar gören ülkelerden bir tanesi Çin olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da ben ABD'nin üretim üssünü tekrar Amerika'ya kaydırana kadar ben bu sürecin devam edeceğini düşünüyorum. Yani çünkü Amerika üretim üssü olmaktan çıkmış bir ülke. Dolayısıyla da bunu sağlayacak, arada sırada böyle nefes almak için bunların yapıldığını düşünüyorum. Bu pozitif adımların nefes almak adına yapıldığını düşünüyorum. Dolayısıyla da o üretim sürecinin tekrar kaydırılması için özellikle seçim sürecine kadar Trump'ın bu adımlarının, bu çıkışlarının olumsuz Çin'le sert çıkışları, evet, ticaret savaşı aslında güzel tanımladınız. Yani nefes almak için aslında bu ABD Başkanı Donald Trump'ın yapmış olduğu strateji aslında. Yani buna dönüşüyor aslında. Yani yaptığı bütün çalışmalarda bunu görüyoruz. Önce bir sert çıkış yapıyor, bir gerginlik oluşuyor. Sonrasında o gerginliği biraz almak adına, biraz dinlenmek adına başka şeylere fokuslanıyor. O arada başka şeylerle fokuslanması gerekiyor. Evet. Dolayısıyla orada öyle bir stratejisi olduğunu düşünüyorum. Burada bir nefes alıyor. Sonrasında tekrar bu süreç başlıyor. Mesela burada hocam 40 ve 50 milyar dolarlık tarım ürünü ithal edecek Çin ABD'den. Bunu ABD Başkanı Donald Trump tarımla uğraşan kesime müjdeli haber olarak verdi. Bu önemli bir adım dedi. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten ticaret anlaşmaları şu anda karşılıklı iyimser adımlarda mı ilerliyor? Çünkü buna nazaran da diğer uygulayacağı ek vergiyi, Çin'e uygulayacağı ek tarifleri ertelemiş oldu. Bu piyasalar tarafından zaten çok olumlu karşılandı. Çin geri adım attığı sürece Trump bu sakin tavırlarına devam edecektir. Trump bu tür adımların hepsini Çin'den bekleyecektir. Dolayısıyla da böyle bir beklenti var. Böyle olduğu sürece, Çin taviz verdiği sürece bu sürecin olumluya dönüştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla da Çin taviz verdiğinde Amerika buna sıcak adımlarla gidiyor. İşte ek vergileri ertelemeye başlıyor. Dolayısıyla böyle bir böyle bir ortam söz konusu. Evet. Bu yarın şuna benziyor. Zaten Amerika'da da ona da geleceğim. ABD'de de işler iyi değil. Yani Amerika'da işler tam düzeliyor diyoruz ama orada olumsuz, orada da yolunda gitmeyen bir şey var. Amerikan ekonomisinde de yolunda gitmeyen bir şey var. Şimdi işte bu önümüzdeki toplantıda faiz indirimi gelecek. Onu soracağım hocam size şimdi. Yani evet, ABD Çin'e karşı biraz daha güçlü gibi görünse de ekonomi zayıf. Ama Fed artık ne yapar bu durumda? Yani yükü alabilecek mi? Daha doğrusu Fed'in yapacak olduğu kararlar aslında buradaki gelişmeleri ne kadar çok etkileyebilir? Yani ABD-Çin ticaret görüşmesinin her haber manşeti ya iyi ya kötü yorumlanıyor. Aslında piyasalar ona göre yön buluyor. Fed faiz indirse buna destek olur mu?
Şöyle Fed faiz indirecek. Hı hı. 25 bas puanlık bir faiz indirimi daha yapacak. Çünkü bölgesel başkanların... Bu toplantıdan bahsediyorum. Evet. Ayrıca daha önemli bir şey aslında, bir karar çıktı aslında, bir karar geldi. Evet. Varlık alım programı başlatacak. 60 milyar dolarlık bir varlık alım programı başlayacak. Yani bu şeyi destekleyen aslında, yani o 25 bas puanı destekleyen veya sonrasını desteklemek adına, yani sonrasındaki faiz indiriminin önüne geçebilmek adına aslında yapılan bir şey gibi duruyor. Dolayısıyla da hem Amerika'daki bu 15 Ekim'de başlayacak olan varlık alım programı, yani işlerin aslında piyasayı rahatlatmak adına yapılan çalışmalar, o parasal genişleme dediğimiz şey aslında. Dolayısıyla da 15 Ekim'de yani bu program başlayacak, varlık alımı başlayacak ve 25 bas puanlık bir faiz indirimiyle ekonomiyi daha da rahatlatmaya çalışacaklarını düşünüyorum. Aynı şey daha önce aslında bu varlık alım programını Avrupa Merkez Bankası açıklamıştı. Evet. Yani 20 milyar euroluk bir alım yapacağını söylemişti. Yani karşı aslında şey, yani geçen alınan bu kararın Avrupa Merkez Bankası bir kısımda bu programı başlatacağını ilan etmişti. Daha önce ilan etmişti toplantıda, Ağustos toplantısında. Dolayısıyla da yani Amerika Merkez Bankası'nın bu süreçte bu kararı alması aslında ona karşı aslında. Yani o da rahatlatıcı. Bak bu adım başlarsa burada kendilerini rahatlatmak adına, kendi piyasalarını rahatlatmak adına böyle bir program başlatıyorlar. Dolayısıyla da yani... bu varlık alım programları da parasal genişlemeyi destekler. Peki yeterli midir sizce hocam? Yani varlık alım programlarının böyle gündeme geliyor olması sizce küresel piyasalarda nasıl bir etki yaratıyor? Yine şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani benim önemli şeylerden bir tanesi aslında bir problem var aslında. Yani ısrarla söylüyoruz. Bunu şey, birincisi ticaret savaşı gerginliği devam ettiği sürece ben bunların ya da bu tür adımların bundan sonra da gelebileceğini düşünüyorum. Ama son artık yani o merkez bankalarıyla biz işin sonuna geldik. Yani artık yani ne yapabiliriz? Yani merkez bankaları faizler eksiye inmeye başladı. Negatif faizi konuşmaya başlıyoruz. Şimdi Amerika'da negatif faize mi gidecek? Yani böyle giderse bir Aralık'ta da mı faiz indirimi yapacak? Dolayısıyla da bu ticaret savaşı sonlanmadan burada ben dünyanın nefes alacağını düşünmüyorum. Yani büyük bir problem başlıyor. Büyük bir yani, ekonomik olarak olumsuz bir sürece doğru gidiyoruz. Yani o Almanya'da özellikle, Almanya özelinde o resesyon sorunu... Peki o zaman Avrupa'ya geçelim mi hocam sizinle birlikte? Şimdi Avrupa tarafında Almanya resesyon dediniz. Zaten başta siz attınız. ECB'nin kararları burada çok önem arz ediyor. Sizce bugüne kadar ECB'nin almış olduğu kararlar Avrupa piyasasına nasıl yansıdı? Gerçekten orada biraz daha dengede mi tutmaya çalıştı? Ya da tutabildi mi? Başarılı olabildi mi? Bundan sonra sizce neler yapar? Yani bundan sonra ne yapacak? Bir kere Almanya'da, özellikle Almanya özelinde yine söylüyorum, şirket iflasları çok yoğun. Yani en son 1644 işletmenin iflası açıklandı. Dolayısıyla da Almanya ekonomisi özelinde bu ticaret savaşı sonlanmadan ben bu süreçlerin zor olduğunu düşünüyorum. Ve bu süreç devam ettiği sürece merkez bankalarının... bu faiz indirimleridir, piyasayı desteklemektir, bu varlık alım programlarıyla piyasaları destekleyeceğini düşünüyorum. Peki yeterli olur mu sizce yani bu destek alım programları? Yani artık yani ondan sonra bu parasal genişleme olgusundan sonra maliye politikalarıyla bir şekilde piyasalara müdahale edileceğini düşünüyorum. Yani maliye politikalarıyla daha yoğun bir şekilde piyasalara dahil olacağını düşünüyorum. Yani peki hocam şimdi şunu da sormak istiyorum. Yani Avrupa tarafında bir faiz indirimi var. Faiz indirimleriyle birlikte piyasalarda diyoruz ya serseri gibi dolaşan paralar var. Yani eksi faizden etkilenip değil mi? Orada bir paranın da aslında doğru kullanılmaması da söz konusu. Bunun etkileri sizce pozitif mi oldu piyasaya yoksa negatif mi oldu? Şimdi ABD-Çin ticaret savaşlarını da bahsediyoruz. ABD-Çin ticaret savaşını yakından takip eden bir Avrupa da var. Fakat Avrupa'nın yani bu gidişatında
ciddi bir dağınıklık, bir değişiklik olur mu önümüzdeki dönemde? Yani şöyle Avrupa Birliği ile ilgili, yani şöyle söyleyelim, Amerika ve Avrupa zaten ikisi de birbirini takip eden piyasalar. Şu az önce bahsettiğim varlık alım programları da birbirlerini ne kadar takip ettiklerini. Çünkü artık piyasalar küresel olduğu için siz Avrupa'nın o olumsuzluğunu gidermek adına, yani siz de adım atmak zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla da bu nasıl etkiledi? Yani tabii ki pozitif etkiledi. Bu faiz indirimleri piyasada hareketliliğin sağlanması, piyasada likitte bolluğunu oluşması tabii ki pozitif etkisi. Ama bu süreç, yani bu sürecin sonunun bizim yani dünyanın yaşadığı bu belirsizliklerle, örneğin İngiltere nasıl ayrılacak, tamam mı? Bu Avrupa Birliği için bir sorun. Dolayısıyla da bu İngiltere'nin buradan ayrılması, yani Avrupa Birliği'nin kendi içerisindeki o sorununu bir çözmesi gerektiğini düşünüyorum. Sizce sorun çözülür mü 31 Ekim'de? Hayır, yine devam edecek. Yani bu belirsizlik devam edecek. Ben çözüleceğini düşünmüyorum. Ve bunun etkisi de Avrupa ekonomisi üzerinde çok büyük. Ama en büyük etki aslında, yani Amerika ile Çin arasındaki, yani bizi de etkileyen olgulardan bir tanesi, bütün dünyayı etkileyen olgulardan bir tanesi, Avrupa ile Çin Amerika ile Çin arasındaki bu ticaret savaşı gerginliğinin durması gerekiyor. Durmadığı sürece bu ekonomilerde biz bu olumsuzlukları konuşmaya devam edeceğiz gibi geliyor. Peki hocam, şöyle bir emtia tarafına değinecek olursak, şimdi bu petrol ve tankerlerine saldırılar var. Suudi Arabistan'da en son İran petrol tankerine yapılan saldırı söz konusu oldu. Altın tarafında haberler geliyor. Küresel fonlar altın yatırımlarında artık rekor seviyelere ulaşmış durumda. Bu kadar jeopolitik riskin olduğu bir ortamda emtia piyasalarını nasıl yorumluyorsunuz? Ya altın hep güvenli liman olmaya devam etmiş. Bu ticaret savaşı gerginlikleri, daha önce de belirtmiştim, Çin ile Amerika arasındaki bu ticaret savaşı gerginlikleri devam ettiği sürece altın güvenli liman olmaya devam edecek. Ve fiyat şişmeye devam edecek. Yani artış yönünde olacak. Ve zaten öyle de gözüküyor. İşte geçen hafta bayağı bir yükseliş gösterdi. Yani ben 1516'ları gördüm. Dolayısıyla da bu altın konusunda özellikle ben ticaret savaşı gerginliklerinin devam ettiği sürece güvenli liman olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Bizde de kurlar konusunda, döviz, yabancı paralar konusunda ve altın konusunda aynı şeyi görüyoruz. Bu endişeler, belirsizlikler devam ettiği sürece hem altına yatırım devam ediyor, hem döviz tevdiat hesaplarında sürekli bir artış eğilimi var. Dolayısıyla da bunlar özellikle altının ve döviz tevdiat hesapları hep devam edecek. Yani. Peki yurt içinde hocam, döviz tevdiat hesaplarındaki azalma söz konusu olur mu? Yani o dolarizasyondan çıkış olur mu artık? Yani satışlar gelir mi sizce? Ben şöyle söyleyeyim. Yok. Çünkü 5.90'lı seviyelerden bahsediyoruz. Ben satışlar, ya belirsizlik artıyorsa satışların gelmesini beklemek çok doğru, çok rasyonel değil. Belirsizlik artıyor. Yani bu operasyon bile bizim CDS'imizi 420'lerden 490'lara kadar taşıyorsa bu tam tersi bir etki yaratır. Yani dolarizasyona etkiyi, ya belirsizlik arttığı sürece dolarizasyona yani talep daha da artacaktır. Biraz daha talep. Evet, yani gelmeyecektir satış. Çünkü güvenmiyor. Yani TL'ye güvenmesi gerekiyor. Orada bir güven kaybı var. Bu nasıl sağlanacak? Yani bekliyoruz. Yani ne olacak? Yani nasıl alacağız? Peki hocam, şöyle bir doların gücünden de son bir bahsedelim mi? Şimdi dolar tarafında Türk lirasında bir değer kaybı var. Fakat genel hatlarıyla da değerlendirdiğimizde euro tarafında özellikle 1.10'lu seviyelere sıçradı. Dolar endeksi 99 binli seviyelerden aşağıya geldi. Orayı nasıl yorumluyorsunuz? Bu ABD-Çin ticaret savaşında dolarda biraz güç kaybı devam eder mi sizce? Evet, küresel anlamda devam eder. Küresel anlamda bu ticaret savaşı sürecinden dolayı değer kaybeder. Ama bizim gibi kırılgan ekonomilerde, gelişmekte olan ekonomilerde özellikle risk unsuru taşıyan CDS'i yukarı doğru eğilim içerisinde olan ekonomilerde ben bunun yukarı doğru güçlendiğini görüyoruz. Yani bizim paralarımızın en azından dolar karşısında değer kaybettiğini görüyoruz. Evet. Şimdi de şöyle bir baktığımız zaman dolar TL kurunun 5.90'lı seviyelere geldiğini görüyoruz. Hassas bir nokta. %0.30'luk ki aslında baktığımızda genel hatlarıyla şöyle değerlendirme, yılbaşından bugüne %11.60 doların TL karşısındaki değer kazancı söz konusu. Burada da hocam, değil mi, Ekim ayının biraz daha etkisi oldu dolar tarafındaki güçlenişe. Çünkü Eylül ayında %7-%8 seviyelerindeydi doların TL karşısındaki güçlenişi. Ekim ayında tabii güçlü bir yükseliş sergilemiş oldu. Euro
Euro TL tarafında da 6.51'li seviyeleri okuyoruz şu an için. %7.54 de orada yılbaşından bugüne bir artış şu an için var. Ve bugün de yine Euro TL karşısındaki değer kazancı söz konusuyken sepet kur tarafında 6.20'li seviyeleri görüyoruz. Burada da %1.84'lük yükseliş var. Pound TL karşısında, Turgay Hocam biraz daha negatif. Pound'un TL karşısındaki biraz daha negatifi söz konusu 7.42'li seviyelere gelmiş. Fakat genel hatlarıyla şöyle bir baktığımız zaman Pound, Euro ve Dolar'ın TL karşısındaki duruşuna, Dolar'dan sonra en çok değer kazanan Pound görünüyor. Pound %10 yılbaşından bugüne TL karşısında değer kazanırken Euro 3. sıraya giriyor bu 3 tane para birimim karşısında. %7.50'lerde görünüyor genel hatlarıyla. Euro-Dolar tarafı tarafındaysa bir onlu seviyeleri görüyoruz. Fakat Euro, Dolar karşısında %3.85 değer kaybetmiş yılbaşından bugüne. Ki bunu aslında Euro tarafı da çok istemiyor diyebiliriz. Genel hatlarıyla da gelişmekte olan ülke kurlarına şöyle bir baktığımızdaysa buradaki Türk lirasının biraz daha dolar karşısında pozitif, doların TL karşısındaki pozitif ayrımı söz konusuyken diğer döviz cinslerinin dolar karşısında aslında genel şöyle bir yorumlayacak olursak daha çok değer kaybına girdiğini de görüyoruz. %1.07 görünüyor bugünkü başlangıç aslında gelişmekte olan ülke kurları karşısında doların gücü, Türk lirası karşısında ama diğer para birimlerinde gördüğümüz gibi biraz daha eksi pozisyonda. Tabii burada en çok değil mi? Doların aslında ABD-Çin ticaret görüşmelerinden negatif ayrıştı. Fakat bunu tabii Donald Trump negatif olarak okumuyor. Doların biraz daha aşağı yönlü gelmesi onun aslında karına, işine geliyor. Biraz daha burada da tabii ki rekabetçi konumunu koruması için aslında yani, doların çok önem arz ediyor düşüşü. Şey diyoruz ya, ticaret savaşı ve kur savaşı işte istedikleri evet. Şey bu zaten. Evet hocam. Evet. Evet, kur savaşına burada da bakalım evet. Ne kadar güçlü çıkacak. Peki hocam, ağzınıza sağlık. Sizinle olan süremizin sonuna gelmiş olduk. Evet. Doktor Turgay Münyas, Okan Üniversitesi öğretim üyesi bize piyasayla ilgili beklentilerini aktardı. Şimdi kısa bir ara, aradan sonra tekrar beklenti raporuna kaldığımız yerden devam edeceğiz.